Tabii ki de şu an antrenörlerimle birlikte geçen yılki performansımıza kıyasladığımızda büyük bir gelişim var. Ben daha iyi bir performans sergileyebilir miydim? Evet, bir 10-15 sporcu öne geçebilirdim eğer o bisiklette o gruptan kopmasaydım. Koşu etabı ise biraz benim için acılı geçti. 10 kilometre koşu etabı, olimpik mesafede. Koşu etabı yokuşlu bir etaptı. Bayağı yokuşluydu. Evet. Sadece çık in, çık Ama in. şeyleri ön grubu işte kamera gösterdiği için biz ön grubu izlerken orada fark ettik. Gerçekten de hani bazı yerleri özellikle çıkarken çok hani yavaş yavaş çıkıyorlardı. Evet. Ezberimde olmasın ama ön gruptan bir tanesi sadece o çıkışlardaki farkla hani farkı açmaya başladı. Yani o çok ciddi yokuşların olduğu bir yerde. İşte Ya, Fransızların da uzun bir yer orası. koştular zaten. Yani 29 koşan adam 31 koştu. 2 dakika o Evet. adam için çok fazla bir fark. Ben ilk 5 kilometreyi indiğim grubun içinde koştum. Hı. Bu iyi bir şey. Yokuşlu parkurda. Yani yaklaşık bu yokuşlu parkurda 34 dakika koşabilecek bir tempoda gidiyordum ben. Fakat 5 kilometreden sonra dalağım şişti ve yavaşlamak zorunda kaldım. Toplamda 38 dakika civarında 1:52 total süre olarak bitirdim. Şimdi şöyle Tabii ben hemen bu araya gireceğim ben. Şöyle gireceğim araya. Şimdi senin bu videolarını, konuştuklarımızı falan takip edenlerden bizim yıldızlar, gençler veya elitler kategorisinde toplasan hani 50, 60, 100 kişi olsa ama örnek veriyorum bir 3 bin, 5 bin belki ileride 15 bin kişi bu videoyu seyrettiğinde veya 100 bin kişi seyrettiğinde bunların birçoğu yaş grubu atletler olacak. evet. Fakat orada bilinmeyen bazı şeyler var elitler kategorisi yarışlarda. Yüzerken bir elit atlet hiçbir zaman saatine bakmaz. Ya saat takmaz zaten veya yanına bakmaz, takmaz zaten. Evet, aynen. Bisiklet çevirirken kaç watt ürettiğine bakmaz. Çünkü hatta bırakın watt üretmesini Gülti'nin sene başındaki bisiklet etabındaki birinci misyonu bisiklet üzerine jel yemekti yarış içerisinde. Yani o yaşlar o kadar sert geçiyor ki o kadar ataklı, o kadar birbirini omuz omuza Çok işte güzel söyledin. Gerçekten çok güzel söyledin. yani orada bırakın vatı kontrol etmeyi, oradaki birinci görev jeli yiyebilmek o etap Aynen. içerisinde veya su içebilmek bisikletten inmeden. Koşuya çıkarken de işte mesela ben Eğirdir'e giderken şey demiştim hatırlıyorsanız işte kilom belli, koşacağım tempo belli, ben bunu koşabilirsem bunu koşarım demiştim. Elitlerde öyle bir şey yok yani çıktığınız zaman patlama gibi bir şey düşünmeden neyiniz var neyiniz yok koşmaya başlıyorsunuz. Ve Evet. o anlık bir şey. Bisiklette verdiğiniz eforla orantılı da olabiliyor bazen. Bazen gününüzde oluyorsunuz, bazen gününüzde olmuyorsunuz. Anlık bir şeyle bazen işte veriyorsunuz pace'i gidiyorsunuz, bazen verip gidemeyebiliyorsunuz. Bu arada hani bizim verdiğimiz pace'leri bir kenara koyun. Gülti seviyesinde yaşayan elit sporcular işte 3.15, 3.10, 3.15, 3.20 civarında tempolarla koşarak adam hani koşamadığım dediği tempo 3.30 temposu. Hani koşamayım deyip koşamadım deyip bitirdiği tempo 3.30'dan koşuyor. Bu arada yarış içerisinde hiçbir şekilde saat, nabız bandı gibi bir şey kullanmadıkları için böyle bir elektronik device'a bakabilecek, kontrol edebilecek bir mekanizma elit kategorisi yarışlarında olmadığı için o anki nabzının kaç gittiğine de bakamaz. Kaç çıktığına bakamaz veya kaç işte pace'te koştuğunu göremez. Ona antrenörün verebileceği, dışarıdan verebileceği tek taktik öndekiyle arasındaki fark, arkasındaki kovalayanın ona verdiği fark budur. Veya her turda açılan veya kapanan farktır. Yani çünkü bir yarışta birinci olmak her şey değil. Biz Gülti ile yola çıktığımızda bizim Gülti'nin hedefi ilk her yarışta ilk 30'a girmekti. İlk 30'a girdiğin zaman sen katıldığın bütün yarışlarda olimpiyat kotasına girebiliyorsun. Böyle bir şey var. Puantaj sistemi var. Ama tabii ilk 30'a girmek de yetmiyor. Birinciden yediğin zaman farkı önemli. Yani Gülti belki 50. olup da birinciden %5'lik zaman dilimi farklı gelirse o yine olimpiyatlar için puan toplayabiliyor veya dünya sıralaması puan toplayabiliyor. O yüzden de hani biz antrenör olarak dışarıdan elit sporcuya taktik verirken veya yarış içerisinde motivasyon verirken verdiğimiz tek fark birinci ile arasında olan fark. Kaç pace koştun bizim bile anlama şansımız yok çünkü. Ve evet. önündeki kaçıncı gidiyor? Öndekiyle kaç dakikası var? Arkadan kaç kişi geliyor? Kaç kişi kovalıyor? Verilebilen tek taktik bunlar. O yüzden de hani bunları dinlerken, Gülti'yi dinlerken bunları bilerek dinlemek lazım. Hani ya adam patlayacağını bile bile 3 pace'den başlamış gibi böyle şu an farazi konuşamadı. Böyle kimse başka söylemedi ama hani düşünebilirsiniz ama elit kategoride böyle bir dünya yok. Elit kategoride
şarteli indirirsin. Ayakkabını nasıl giydiğine bile bakmadan çıkarsın parkura. Ne gidebiliyorsan gitmeye çalışırsın. Aslında mantık bunun üzerine kurulu. Kesinlikle. Ya şu